Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest heyecanı yeniden başlıyor. Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Teknofest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen toplantıya Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve yöneticiler katıldı. Selçuk Bayraktar toplantıda yaptığı konuşmada, festivalde salgın izin verdiği ölçüde hava gösterileri, girişim zirvesi, firmaların ileri teknoloji eğitimler verdiği ürünlerini sergilediği alanlar olacak dedi. Öte yandan Teknofest yarışmalarına başvurular başladı. 35 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmalara son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı Savunma Sanayi Kahramanları serisinin üçüncüsü yayınlandı. Nuri Killigil'le başlayan ve Şakir Zümre ile devam eden serinin üçüncüsünde Nuri Demirağ'a yer verildi. Animasyon olarak hazırlanan filmde Nuri Demirağ'ın Sivas'ta başlayan hayatının dönüm noktaları anlatıldı. Türkiye'nin birçok noktasına 1000 kilometreden fazla demir yolu döşeyen Demirağ, İlk uçak fabrikasını kurdu. Burada özgün olarak tasarlanan hava araçları üretti. Bay Aerospace, E-Flyer 2 adını verdiği iki koltuklu elektrikli eğitim uçağının üretimine başladığını duyurdu. Uçak üreticisi, E-Flyer 2'yi sertifikalandırmak için Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA ile görüşmelere başladığını da bildirdi. İlk aşamada hepsi sertifikasyon sürecinde kullanılacak toplam 3 uçak üretilecek. 4 koltuklu modeli de geliştirilen uçakta, Safran tarafından üretilen Ingenious 100 elektronik motoru kullanılacak. Şirket toplam 711 uçak siparişi aldığını belirtti.